Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosundan hepinize selamlar. Rehber videosu çekmeyeli bayağı olmuştu, çok özledim. Fakat bugünkü rehber videosu gerçekten bana göre kanaldaki çoğu rehber videosundan çok daha öğretici bir şekilde olacak. Çünkü şu an oyundaki zirve dönemimi yaşıyorum. Bunu kesinlikle bir ego olarak falan algılamayın. Fakat oyunu en çok bildiğim ve en iyi oynadığım dönemdeyim şu an. Daha önce biliyorsunuz ki birkaç tane Juke rehberi falan çekmiştim. Fakat o zamanlar çömezdim yani, daha bir embriyo falandım. O yüzden oyunu yalayıp yutanların zaten bu videoyu izlemesine gerek yok. Fakat yeni başlayanlar veya da orta seviye 500 saat, 1000 saat aralığında olan kişiler için gerçekten altın değerinde bilgiler vereceğim. Eğer bu dediklerimi öğrenip kısa bir süre içerisinde uygulamaya başlarsanız size kesinlikle loop anlamında inanılmaz seviye atlatacak. Oyundan çok daha fazla keyif alacaksınız, buna emin olabilirsiniz. Şimdi ilk maddemiz Çok basit bir madde. Fakat oyuna yeni başlayan hiç kimsenin bunu yaptığını görmedim. Dolayısıyla oyuna şu anda başlasanız, yani şu an daha oyunda bir saatiniz bile varken lütfen bunu yapmaya alışın. Arkanıza bakmayı öğrenmek. Herhangi bir spotta dönerken veya da herhangi bir yere doğru koşarken arkanızı kontrol etmeyi mutlaka öğrenin arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Normalde W tuşu ile ileri doğru koşarken arkamı döndüğümde S tuşu ile ileri koşmaya başlıyorum. Buna alışmanız gerekiyor. Yani arkanızı çevirdiğinde yine W'ye basarsanız bu sefer bu yöne doğru gidersiniz. Gördüğünüz gibi arkamı çevirdiğimde W'ye bastığımda nereye döndüysem oraya gidiyorum. Fakat bu şekilde giderken arkanıza baktığımda S tuşuyla gördüğünüz gibi yine ileri doğru gitmeye devam ediyorum. Böylece arkamı da kontrol etmiş oluyorum. Katil ne zaman hamle yapacak, ne taraftan geliyor bunu görüp ona göre kendimi yönlendirebiliyorum. Tabii bunu yaparken önünüzdeki nesnelere çok dikkat edin. Gidip takılmayın yani bu şekilde bir yerlere. Gördüğünüz gibi Killer Shack gibi God Spot adı verilen çok güçlü spotları hemen erkenden harcamanız çok büyük bir hata. Bunu yapıyorsanız yapmayın yani, bu kadar basit. Yani atıyorum maç yeni başladı arkadaşlar, tamam mı? 5 jeneratör var. Katil de sizi buradayken yakaladı. Gidip bu paleti kesinlikle ve kesinlikle devirmeyin. İşte paleti deviriyor gibi yapıp katilden bir respect bekleyip ardından yolunuza devam edebilirsiniz. Yani 5 jeneratör varken ve yaralı değilseniz şu şekilde paleti devirdiğinizde katil istiyorsa stun yesin. Emin olun sizin hiçbir işinize yaramayacak. Hatta katil bu paleti düşürdüğünüz için size teşekkür bile edecek. Bu sadece base paleti için değil, bu tarz gördüğünüz gibi katilin ışını rahat bir şekilde kontrol edebileceğiniz spotlar için de geçerli. Yani bu spotta buradan volt atıp katili döndürmek yerine katil geldiği an bu spotu deviriyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz demektir. Tabi bu anlattıklarım henüz maçın başıyken veya da işte 4 can varken, 3 can varken falan bu güçlü spotları boşa harcamamanız gerekir. Çünkü bu spotlar maç sonunda sizin veya başka bir takım arkadaşınızın hayatını kurtarabilir. Spotu devirmek yerine hasar alıp yolunuza devam etmeniz, emin olun, hem size hem takıma çok daha büyük katkı sağlayacaktır. Tabi yaralıysanız, işte son asılışınızsa falan, ölecekseniz falan yani, tabii ki bu spotları biraz daha bonkör olarak harcayabilirsiniz. Bak, o harcamadığım spot Mami'nin hayatını kurtardı, gördünüz mü? Şimdi gelelim Jungle Gym, Killer Shack gibi önemli, güçlü spotlarda nasıl oynamanız gerektiğine. İlk önce arkadaşlar bu spotları ezberlemeniz gerekiyor. Yani bir Jungle Gym'de eğer palet bu taraftaysa pencere burada değil, şu gördüğünüz yerde olur. Yani bildiğiniz böyle L spotu gibi bir şey olur. Burada şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Katilin buradan geldiğine emin oldunuz. Buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Ve bu köşeye dönerken tekrardan şuraya bakıyorsunuz ki katil arkanızda mı? Arkanızdan geldiğinden emin olduysanız buradan devam edip buradan voltumuzu atıyoruz ve oradan sonraki hamlemizi katile göre seçiyoruz. Katil bu taraftan gelebilir. Eğer bu taraftan gelirse tekrardan bu şekilde dolanıp paletimize gidebiliriz. Katiller şu taraftan gelmeyi tercih ederse buradan yine dolanıp yine arkamıza bakarak katilin geldiğinden emin olarak tekrardan buradan volt atabiliriz. Fakat buradan volt atmadan önce şuna çok dikkat etmeniz lazım. Tam bu buralara geldiğiniz zaman şurada zaten delikler var gördüğünüz gibi. Katil size fake atıyor olabilir. Yani şuradan köşeye dönüyor gibi yapıp buradan geri gidiyor olabilir. Atladıktan sonra sizi gafil avlayabilir. O yüzden buradaki olayınıza çok dikkat etmeniz lazım. Katilin geldiğinden emin olduysanız atlayın. Katilin ışık oyunu yapıp bir mind game yaptığını gördüyseniz, yani geri taktığını uyguladığını gördüyseniz buradan hemen atlamadan fake atıyoruz ve tekrardan paletimize doğru yol alıyoruz. Müzik.
Bunun aynısı base için de geçerli arkadaşlar. Katilin bu taraftan geldiğini gördünüz. Yine arkamıza bakarak gidiyoruz. Katilin bu kapıdan girdiğine emin olduysak voltumuzu atabiliriz. Fakat eğer biz yaklaşık olarak buralara geldiğimizde katil henüz kapıdan girmemişse ve ışığının geri geri gittiğini gördüyseniz, katil size bir mind game yapıyor demektir. Buradan atladığınız zaman önünüze çıkacaktır. Dolayısıyla buradan atlamayıp bu şekilde buradaki palete doğru gitmeniz en doğrusu olur. Çünkü katil çifte mind game de yapmış olabilir. Geri geri gidiyor gibi yapıp tekrar buradan gelmiş olabilir. Eğer bu pencere önünde beklerseniz atlamamanıza rağmen hasarı alabilirsiniz. Dolayısıyla ilk önce bu pencereye gelip baktığınız katil peşinizde değil, buradan atlamayıp fake'inizi verip ardından palete doğru gidiyorsunuz. Böylece katil çift mind game atsa dahi size vuramıyor. Tabi dediğim gibi bunların %70'i katilin ışığını takip etmek, %30'u da spot bilgisi arkadaşlar. Bu Jungle Gym gibi, Killer Shack gibi spotları mutlaka ezberleyin. Paletin nerede durduğuna bir bakın. Ona göre pencere ne tarafta açık bunu ezberlemeniz gerekiyor. Bu da zamanla olacak bir şey. Aynı zamanda bu gösterdiğim Jungle Gym veya işte Killer Shack gibi spotlar arkadaşlar tüm maplerde aynı. Atıyorum burada palet varken şu tarafta da pencere var ya. Eğer Macmillan mapinde aynı şekilde burada bu paleti gördüysen burada da pencere var demektir. Tamam mı? Ben şu an auto-even'da çekiyorum diye sadece auto-even'ı anlatıyorum gibi düşünmeyin. Bu spotları bir map'te ezberleyin sadece. Bütün map'lerde buradaki varyasyonlar aynı. Yani eğer orada palet varsa burada pencere var demektir. Eğer palet buradaysa, şu an olduğum yerde de olabiliyor palet. Eğer ki buradaysa palet, o zaman pencere şu gördüğünüz aralıktaki yerdedir demektir. Gördüğünüz gibi şu tarz bir palet bulduğunuzda bu palet gayet safe, güvenli, güzel bir palet. Bu paletin etrafına tur atarak katile çok rahat bir şekilde zaman kaybettirebilirsiniz. Fakat bu palette böyle dümdüz durup katilin gelmesini bekleyip sonra paleti düşürmeniz sizin çok büyük bir hata yaptığınızın kanıtıdır arkadaşlar. Bu palette böyle bekleyip katil gelince düşürmek yerine gördüğünüz gibi bu spotlardan dönerek birkaç tur atarak ardından katilin size vuracağı zaman devirmeniz hem oyun bilginizi geliştirecektir hem de takımınıza çok fazla zaman sağlayacaktır. Spotu da verimli bir şekilde kullanmış olacaksınız böylece. Çünkü katili stunladığınızda katilin kaybedeceği zaman 1,5-2 saniye stun süresi, 2 saniye de palet kırma süresidir. Fakat burada zaten attığınız tam bir tur 4-5 saniye kaybettiriyor katile. 2 tur attığınızı varsayarsak 10 saniyelik bir zaman kaybı, bir de paleti devireceksiniz. Yaklaşık olarak 14-15 saniye katile zaman kaybettireceksiniz. Şimdi gelelim bir diğer maddemize. Hatchet oldum gideyim mi? Bazı spotlarda spotların uzunluğu aynı olmuyor. Bu ne demek hemen sizlere göstereyim. Bakın mesela bu gördüğünüz spotta bir tane arabamız var. Arabanın etrafına da dönebiliriz. Veya da buradan da dönebiliriz. Bu ikisinin uzunluğu yaklaşık olarak aynı. Fakat şu gördüğünüz spotta gördüğünüz gibi bir bu sol taraf var. Bir de bu sağ taraf var. Eğer bu sol taraftan dönmeyi seçerseniz katilin ışık oyununu yani taktiğini %90 olasılıkla yiyeceksiniz. Yani katil buradan geliyor gibi yapıp buradan gelir, buradan geliyor gibi yapıp buradan gelir. Hiç fark etmez. Size %90 yetişir. Bu tarz spotlarda veya da bazı spotlarda zaten ne demek istediğimi oyununuza denk gelince anlarsınız. Her zaman bu uzun taraftan dönmeyi tercih edin arkadaşlar. Bu illa böyle kapalı bir spot olması gerek değil. Az önceki arabada anlattığım gibi bir spot da olabilir. Mesela bu arabanın yanındaki spotun kısa olduğunu düşünün. Kısa taraftan dönmek yerine arabadan dönmeniz çok daha mantıklı olur sizin için. Şimdi gelelim bir diğer maddemize. Şimdi diyelim bir tane paleti devirdiniz, tamam mı? 2-3 tur attınız bunun etrafında, devirdiniz. Katil de paleti kırmamayı tercih etti. Sizi şu taraftan şöyle kovalıyor. Hemen arabanın etrafından dönmenize devam edip katile burada bir tane fake atmanız gerekiyor. Tabii bunu katilin nasıl oynadığına göre yapmanız lazım. Yani baktınız gerçekten size vurmak için geliyor. Kesin olarak gelecek yani. Buradan atlayabilirsiniz. Fakat ileriki ranklara çıkarsanız, red ranklar, mor ranklar, buralara çıkarsanız katil çok büyük bir olasılıkla sizi buraya kadar kovalayıp sizin buradan atlamanızı sağlayıp ardından kendisi bu taraftan dönerek siz paletten atladıktan sonra size burada hasarı verecektir. Lütfen burada heyecan yapmayın. Burada yapmanız gereken katile bir tane fake denip bu palette kalmamak. Atlıyor gibi yapıp fake'inizi veriyorsunuz, ardından bu spottan dönmeye devam ediyorsunuz. Olası bir durumda katil fake'inizi yemeyip buradan gelirse spotu kullanmaya devam edebilirsiniz diye bunu yapmanız gerekiyor. Veya da şöyle bir şey yaptınız. Katil geliyor, tamam mı? Atladınız buradan. Katil fake vermiş. Tekrardan bu taraftan dolandı. Katilin burada size yaptırmaya çalışacağı şey şu olacak. Bu tarafa doğru atladığınız için buradan geliyor gibi yaparak sizin tekrar diğer tarafa atlamanızı sağlayacak.
Böylece buradan gelmeyip diğer taraftan dolanarak siz tekrar atladıktan sonra size tekrar vuracak. Yani biliyorum belki karışık, yeni başlayanlar için özellikle çok ağır şeyler bunlar. Ama bunları yapmayı öğreneceksiniz. Zorla öğreteceğim size bunları. Burada yapmanız gereken şey de şu. Diyelim buraya atladınız, dediğim gibi katilin bu taraftan geldiğini gördünüz. Buradan tekrar atlıyor gibi yaparak atlamıyorsunuz. Ve katilin shift mind game'ini siz de shift mind game yaparak yenmiş oluyorsunuz. Eğer bu spotta heyecan yapıp buraya atlayıp katilin buradan geldiğini görüp hemen tekrar buraya atlarsanız emin olun katil buradan dolanıp size hasar verecek. Fakat eğer rankınız çok yüksekse, yani oyunun mantığına göre çok yüksek rank düşük rank oluyor biliyorsunuz ki. Yani rankınız 17 ise 18 ise falan katilin bunu düşüneceğini veya uygulayacağını çok zannetmiyorum. O yüzden o ranklarda biraz daha düz oynayabilirsiniz. Bu rank 10'dan sonrası için sizlere önereceğim taktiktir. Şimdi gelelim diğer maddemize. Bunu rehber videolarımın sanırım hepsinde anlattım. Bu tarz açık spotlarda, yani katilin nereden geldiğini çok rahat görebileceğiniz spotlarda nesnelere mutlaka ve mutlaka yapışık bir şekilde dönün arkadaşlar. Bu arabanın etrafında loop atacağımızı varsayalım katile. Şu şekil, bakın bu şekil geniş geniş dönerseniz bir turu bile tamamlamadan katil size %100 olarak vuracak. Burada yapmanız gereken şey gördüğünüz gibi arabaya sürttüre sürttüre bu şekil yakından yakından dar bir şekilde dönmek. Tabii bunu yaparken gidip şu şekil benim gibi takılmayın, ben bazen takılıyorum bunu yaparken veya da takılan tabii ki elbet oluyor. Dikkat edin yani. Bu size hem burada fazladan tur atma imkanı sağlayacaktır hem de katil sizinle arasındaki mesafeyi daha uzun bir sürede kapatacak. Tabii şimdi bu dediğim nesnelere yakın dönme olayını o tarz belirttiğim açık spotlarda yapabilirsiniz. Fakat az önce de göstermiş olduğum şu spotta eğer onu yaparsanız, yani bu şekilde yakın yakın dönerseniz katilin ışığını takip etmeniz biraz zorlaşabilir sizin için. Bu tarz spotlarda yapmanız gereken şeyler biraz daha genişten almak. Katilin nereden geleceğinden emin değilseniz biraz daha hani şurada durursanız sizin için bir hata olur. Biraz daha geniş durursanız katil buradan gelirse hemen buradan sıvışırsınız. Diyelim burada durdunuz, şuradan geldiğini farkına vardınız, hemen buradan yine sıvışırsınız. Çünkü dediğim gibi rank 10'dan sonra, hatta rank 5'ten sonra katiller artık mind game boyutunu abartıyor. Yani bir buradan geliyor gibi yapıyor, bir buradan geliyor gibi yapıyor. Buradan dediğim gibi şu şekil geniş alarak zaten buradaki deliklerden katilin ışığını görebiliyorsunuz. Çoğu spotta böyle bu. Bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz spotlarda biraz daha geniş almanız sizin için ışık takibi açısından bir avantaj. Evet, hemen sıradaki maddemize geçelim arkadaşlar. Huntress, doktor gibi paletlerde dönmenizi engelleyen, kısacası palet devirmenizi zorlaştıran katiller için şu şekil oynamanız gerekiyor. Diyelim ki buradan loopunuzu attınız ve Huntress'te neredeyse dip dibesiniz. Burada Huntress'in yapacağı şey %90 olarak size balta kaldırmaktır. Çünkü onun istediği şey sizin bu paleti devirip palet devirme animasyonundayken size vurmak. Çünkü palet devirirken yaklaşık 1 saniyelik bir animasyona giriyorsunuz ve katilin sizi avlaması çok 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 kolay oluyor. Dolayısıyla bu paleti devirmeyip yolunuza devam etmeniz Huntress'i çok büyük bir olasılıkla devre dışı bırakacaktır. Bunu neredeyse 7-8 tur arka arkaya yapabilirsiniz. Yemin ediyorum bir spotta 15 tur döndüğümü bilirim Huntress'le. Fakat şu an Otoyvon mapinde olduğum için burası Huntress için çok avantajlı. Atıyorum normalde şöyle bir spottan döndüğünüzde katilin sizi yakalaması zordur. Fakat Huntress buranın üstünden size balta vurabilir. O yüzden bunu genel mapler olarak algılayın. Otoyvon için değil. Tüm maplerde Huntress'e karşı öyle oynamanız gerekiyor. Aynı şekilde doktora karşı da öyle. Gidip eğer adam size şok verirken burada palet düşürmeyi beklerseniz şoku yedikten sonra paleti düşüremeyeceğiniz için çok rahat bir şekilde doktordan hasarı alırsınız. Fakat adam size şok vermeye devam ettikçe siz de paleti umursamayıp aynen bu şekilde nesnelere yakın bir şekilde dönmeye devam ederseniz adamın verdiği bütün şoklar onu yavaşlatacağı için her seferinde birer tur atma şansınız kalacaktır. Böylece 2-3 tur atacağınız spotta belki de 7-8 tur bile atabileceksiniz.
Her şeyde bu spotta gibi gösteriyor oldum ama bu bir yandan da iyi. Yani verdiğim bütün taktikleri neredeyse bütün spotlarda uygulayabileceksiniz anlamına geliyor bu. Şimdi bir şekilde arkadaşlar katil sizinle aranızdaki mesafeyi kapattı. İşte Bloodlust kasmıştır. Ne bileyim bir hata yapmışsınızdır. Şuraya küçük bir şey takılmışsınızdır. Katil farkı kapatmıştır sizde falan. Ve köşeyi döndüğünüzde şuraya geldiğinizde katilin sizi vuracağından eminsiniz. Yani %100 vuracak. Bu tarz durumlarda bu paleti asla ve asla devirmeyin. Yani hasar alacağınız garanti ise hasarı alın. Ardından zaten katil size hasar verdiği zaman 3-4 saniyeliğine çok hızlı bir şekilde depara kalkıyorsunuz. Burada hasar alıp bu spotu harcamayıp yolunuza devam edin. Yani bu spotu saklayın. Eğer katil size hasar verdikten sonra bu spotu devirirseniz yani bir katilin en çok isteyebileceği şey bu. Yemin ediyorum bakın ben yavaş yavaş katil mainlemeye başladım. Katil oynamaya başladım. Benim katil oynarken en keyif aldığım şey bir survivor hasar verdikten sonra onun paleti devirmesidir. Lütfen ve lütfen hasar aldıktan sonra paleti kesinlikle devirmeyin. Ha, şunu yapabilirsin. Hasar alacağın garanti palete gidiyor gibi yaparak bir fake verip şöyle bir hani bir dönüş falan gibisinden. Şimdi burası biraz sıkışık olduğu için başka bir yerde gösterebilir miyim diye bakacağım. Burada biraz sıkışık ama. Ha şöyle gösterelim. Katil bu taraftan geliyor. Size vuracağı garanti. Palete gidiyor gibi yaparak şöyle bir dönüş gibisinden bir şey. Belki katili şaşırtabilir. Fakat dediğim gibi spotu hasar aldıktan sonra kesinlikle harcamayın. Bahsettiğim işte katilin vuracağı garanti ise palete gitmek yerine şöyle minik bir dodge atabilirsiniz fikrini. Pencerelerde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Katilin buradan geçtiğini gördünüz ve size vuracağı garanti. Şu şekil pencereden atlıyor gibi bir animasyon ardından yolunuza devam ediş. %50 olasılıkla katili yanıltacaktır ve hamle yapacaktır. Eğer şunu yaparsanız katilin geldiğinden emin oldunuz. Gidip buradan volt attınız. %100 olarak hasarı aldınız. Onun yerine hasar alacağınız garanti ise şu şekil pencereye bir hamle yapıp ardından yolunuza devam etmek size çok 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 büyük avantaj sağlayacaktır. En azından hasarı almış olsanız bile denedim dersiniz, kafa rahat. Şimdi gelelim gerçekten çok önemli olan bir olaya. Şimdi katilin şuradan, şu taşın oradan, ileride taş var ya oradan size geldiğini farkındasınız. Tamam mı? Siz de buradasınız. Yani aranızdaki mesafe yüksek, fazla. Eğer siz gidip bu spotta bekleyip katilin size gelmesini beklerseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Dürüst olalım. Fakat katille aranızdaki mesafe fazlayken bu spotta beklemek yerine ileriye doğru devam edip gördüğünüz gibi yeni bir spot bulursanız çok 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 büyük zaman tasarrufu yapmış olacaksınız. Artı oradaki spotu gereksiz yere harcamamış olacaksınız. Katille aranızdaki mesafe hala devam etmiş olacak. Yani katil uzağınızdaysa ve size geldiğini gördüyseniz gidip palette beklemek yerine şu şekil palette beklemek yerine baktığınız uzaktan geliyor. Bunu da bekleyip dönmek yerine şu ilerideki spota gitmeyi tercih ederseniz zaten katil size gelene kadar hani bu spotta dönmeyi geçtim. Zaten size gelene kadar bir 7-8 saniye kaybedecek. Şimdi gelelim yine birçok kişide gördüğüm bir hataya. Spotlarda fast volt atmak için arkadaşlar. Bu arada fast volt ne demek hemen onu da göstereyim. Şu şekil gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde pencereden atlamanız demek. Bu da gördüğünüz gibi slow volt ve ikisi arasında neredeyse bir saniyelik falan fark var. Şimdi atıyorum herhangi bir spot olabilir bu. Şu an base'de göstermeyi tercih ediyorum. Base'e dönerken katilin size geldiğini fark edip eğer buradan bu şekilde volt atarsanız slow bir şekilde %100 olarak hasar alacaksınız. İçeriye atladıktan sonra bile hasar alacaksınız. Çünkü zaten şuraya geldiğinizde falan bile katil size vurabiliyor. Fakat az önce gösterdiğim şekilde bir hata yapmak yerine şu şekil biraz genişten alıp gördüğünüz gibi fast volt atarsanız katilin size vurma olasılığı çok 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 azalacaktır. Bunu her türlü spotta yapabilirsiniz. Pencere bulunan her türlü spotta yapabilirsiniz. İşte diyelim buradan böyle geliyorsunuz. Şu şekil medium attım şu an shift'e basılı tuttuğum için. Şu şekil atlamak yerine yine aynı yerden geleyim. Gördüğünüz gibi çok hafif daha genişten alarak bu şekil fast volt atabilirsiniz. Bu hayatınızı çok büyük bir olasılıkla kurtaracaktır bu oyunda emin olabilirsiniz. Şimdi gençler gelelim görüşü biraz daha kolaylaştırmaya. Böyle bir dakika AFK kaldık hemen karga geldi git lan. Şunu bir kovayım da arkadaşlar geleceğim. Allah'ım biraz git. Şimdi arkadaşlar AMD kullananlar için maalesef nasıl yapıldığını bilmiyorum. Fakat benim gibi Nvidia kullananlar varsa ilk önce ekranda gördüğünüz şekilde oyun paylaşım ayarlarını aç seçeneğini aktif ediyorsunuz Nvidia GeForce Experience'ınızdan. Ardından oyuna girdikten sonra sol alttaki alt tuşuna ve F3 tuşuna aynı anda basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi soldaki menünüz açılıyor. Şimdi bu menüde stillerden biri, 2 veya 3'ü seçip hiç fark etmez. Biri seçtiniz olarak varsayalım. Filtre ekle deyip buradan pozlama ve kontrast ekliyorsunuz.
Gördüğünüz gibi ayarları tek tek söylememe gerek yok. Esas alıp buradakilere yapabilirsiniz. Aynen buradaki ayarlara çekiyorsunuz. Bir de renk sekmesini ekleyip aynı onu da buradaki gösterdiğim ayarlara getiriyorsunuz. Şimdi bu diyeceksiniz ne işime yarayacak? Hemen arasındaki farkı göstereyim. Normalde oyununuz şu şekilde. Oyununuz normalde bu şekilde. Hadi auto aim'in açık map buraya geçtim. Bunu kapalı maplerde düşünün. Çok 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 zor. Fakat bir de şimdi bakın. Gördüğünüz gibi katil bile daha belirginleşiyor neredeyse. Aradaki farkı da şu şekil, net bir şekilde görebilirsiniz. Bu sadece bir öneri. Bunu yapmanız tabii ki şart değil. Bu sadece bir öneri. Arkadaşlar kargalar üredi, iki tane oldular. Eşeğsiz üredi, şerefsize bak ya. Şimdi arkadaşlar gelelim bir diğer maddemize. Artık tanrı misafiridir. Bu da dursun kafamızdan. Ha bak, heh, gitti. Yani ben bunların hepsini base'de gösteriyorum ama siz tüm spotlarda uygulayabilirsiniz. Yanlış anlamayın, yani sadece base oyunu için değil. Şimdi diyelim ki bir taraftan volt attınız, tamam mı? Bunu base olarak varsayın. Buradan volt attınız ve katilin arkanızdan gelmediğini anladınız. Burada hemen devreye ne giriyor? Aman yandık anam, fake yedik, buradan gelecek vuracak hissine hemencecik kapılmayın. Burada yapmanız gereken şey, buradan atladıktan sonra katilin gelmediğini anladıysanız hemen hızlı bir şekilde tekrardan içeriye atlamak. Hasar alabilirsiniz, almayabilirsiniz fakat yapmanız gereken budur. Eğer buradan atladıktan sonra katilin arkanızdan gelmediğinin farkına vardıysanız ve buradan yolunuza devam etmeyi tercih ederseniz, bu da yanlış değil fakat bence büyük bir olasılıkla hasar alırsınız. Bu benim de çok fazla alışık olmadığım bir şey. Hemen böyle atlamıyorum, gidip diğer taraftan yoluma devam ediyorum. Benim de buna alışmam lazım. Zaten burada anlattığım her şeyi %100 perfect bir şekilde uygulayabiliyorum demiyorum. Sadece doğrularını biliyorum. Size de doğrularını anlatıyorum. Uygulayıp uygulayamamak size kalmış. Şimdi arkadaşlar oyunda çok yeni olanlar için bir önerim olacak. Gördüğünüz gibi bu paletler, bu pencereler niye sarı bir şekilde parlıyor? Sağda gördüğünüz fırsat penceresi perk sayesinde. Eğer oyunda yeniyseniz veya da orta seviyeye yaklaşıyorsanız, spotları ezbere bilmiyorsanız, sizin için altın değerinde bir perk. Bu perkle 1-2 ay oynayıp tüm spotların yerlerini ezberleyebilirsiniz. Belki 1-2 ay fazla bile olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi size pencere ve paletin nerede olduğunu bu şekil gösteriyor. Mis gibi bir jungle gym burası. Gördüğünüz gibi paletin burada olduğunu, pencerenin orada olduğunu size önceden söylüyor. Böylece palet neredeyken pencere nerede, pencere neredeyken palet nerede bunu ezberleyebilirsiniz. Ezberledikten sonra zaten bu perk'ü takmanıza gerek yok. Bu perk'ü nasıl elde edebileceğinize gelelim. Çünkü teachable perk nasıl çıkartılır, bir karakterin perk'ü diğer karakterlere nasıl takılır falan, bunları bilmeyenler var. Tabii ki olabilir, hemen bunu da anlatalım. Şimdi arkadaşlar gelelim teachable perk nedir, nasıl açılır ve diğer karakterlerimize nasıl çıkartabiliriz? Bu çok fazla soruluyor yorumlarda, yayınlarda falan. Şimdi öncelikle hangi karakterdeki hangi perk'ü istiyorsanız bunu bilmeniz gerekiyor. Atıyorum Jake Park'tasınız, tamam mı? Bakın burada F1 karakter bilgisi yazıyor. F1'e de basabilirsiniz veya buraya gelip üstüne de basabilirsiniz. Buna bastığınızda size böyle bir sayfa açılıyor. Burada gördüğünüz 3 perk Jake Park'ın özel perk'leri ve bunları teachable olarak açmazsanız Jake Park harici diğer karakterlerin hiçbirinde kullanamazsınız demektir. Peki nasıl açacağız? Burada her zaman buradaki perk 30, buradaki perk 35, buradaki perk de 40. seviyede Blood Web'e gelir. Bu ne demek oluyor? Gördüğünüz gibi karakterim 40. seviye, burada 40. seviye Jake Park yazıyor. Bu Blood Web kısmında, kan ağı kısmında, solda gördüğünüz kan ağı kısmına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi 40. seviyedeki perk'üm buraya geldi. Şimdi bu neden turuncu? Normalde perkler mor, yeşil falan olmaz mıydı? Evet öyle olurdu fakat bu öğretilebilir perkler demek. Yani siz bunu açtığınız zaman burada şu şekilde buna sahip olduğunuz zaman bu perk'ü artık diğer tüm karakterlerinize çıkartabileceksiniz demektir. Eğer bir perk'e bu şekil turuncu bir şekilde sahip olmadıysanız diğer karakterlerinize çıkartamazsınız demektir. Peki bunu burada aldık, diğerlerine nasıl gelecek derseniz, diyelim ki geçtiniz David'e işte. David'in de aynı şekilde bu kan ağında siz buradaki eşyaları, eklentileri açtıkça buraya da gelecektir. Bunun belli bir seviyesi yok. İşte David 30 seviyeyken de gelebilir, 23'te de gelebilir, 50'de de gelebilir, hiç belli olmaz. O artık şansınıza mı bağlı, orasını tam ben de bilmiyorum. Ama az önce gösterdiğim şekilde turuncu bir şekilde bir perk'ü çıkarttıysanız tüm karakterlerde o perk'ü bu gördüğünüz kan ağı kısmından çıkartabilirsiniz demektir. Şimdi arkadaşlar gelelim yine oyunlarda yüksek seviyeler için, yani red ranklar için falan uygulanması gereken özelliklerden başka bir tanesine. Şimdi gördüğünüz gibi zaten perk'ümüz sayesinde de gözüküyor. Ben normalde bu perk'ü kullanmıyorum bu arada. Bir burada paletimiz var, bir tane burada, bir tane de burada penceremiz var. Şimdi bu paletin etrafında böyle dönerek 1-2 tur attıktan sonra devirip güzel bir oyun sergileyebilirsiniz. Fakat neden şunu yapmayasınız? Diyelim ki katil sizi kovalıyor, işte döndünüz. Attığınız turunuzu, katil şuralarda bir yerde, ardından bu spotu devirmek yerine hemen bir başka spota geçerek
iki spotu birleştirmiş oluyorsunuz. Buradan yolunuza devam ederek voltunuzu atıyorsunuz ve katilin hamlesine göre tekrardan, katil buradan gelirse buradan yolunuza devam edebilirsiniz veya volt atabilirsiniz. Diğer taraftan dolanırsa katil buradan giderek tekrardan bu iki spotu bir arada oynayabilirsiniz. Tabii ki bu spotlar her zaman yan yana denk gelmez. Gözünüze hemen kestireceksiniz. Ona göre oynayacaksınız. Spot birleştirmeyi bir de şurada göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada güzel bir spotumuz var. Burada yine dönüp 1-2 tur atıp paletimizi devirebiliriz. Fakat şöyle bir şey de yapabiliriz. Neden yapmayalım? Katil sizi bu taraftan kovalamayı tercih etti. Şu şekilde dönerken buradan fast voltumuzu gördüğünüz gibi atabilirsiniz. Spot varsa ona gidebilirsiniz veya da tekrardan aynı bu spota dönebilirsiniz. Böylece 2 tur atıp 10 saniye kazanmak yerine şurada attığınız 1 volt size 15-20 saniye birden kazandırabilir. Ve son olarak şöyle bir madde ekleyeyim arkadaşlar. Bu sizin loop olayınızla ilgili değil. Fakat ben bu oyunu hiçbir zaman solo oynamadığım için benim başıma gelmedi. Fakat empati yapabiliyorum. Çok şükür öyle bir yeteneğim var. Görüyorum işte solo oynarken çok fazla takım arkadaşları tarafından satılan veya solo oynarken diğer takım arkadaşlarını satan. Bunu lütfen yapmayın. Yani bu oyunun amacı bu değil, zaten bu şekilde keyfi çıkmıyor. Ben kaçtığım zaman değil, takım arkadaşlarımla birlikte kaçtığım zaman tatmin oluyorum bu oyunda. Diyelim ki sizin ilk asılışınız, hiç asılmadınız. Arkadaşınızın ikinci asılışı olacak veya da son asılışı olacak. Gidin abi adamı, katili bloklayın. Katil size vursun adamı düşürmek yerine. Gerekirse 2 saniye içinde yere düşün. Ama o arkadaşınız ölmesin orada. Bunu yapın, bu çok zor bir şey değil. Siz yaralısınızdır, takım arkadaşınız fulldür, katil de Michael'dır ve seviye 3'tedir. Şimdi bu adamın full birisini düşürmesi çok mantıksız değil mi? Sonuçta o adamın 2 kere hasar alma hakkı varken Michael olduğu için tek seferde düşürecek. Full adamı düşürmek yerine yaralı olduğunuz için siz onun yerine düşerseniz emin olun katilin özelliğini de çöp etmiş olursunuz. Geliyor, geliyor. Şampiyon geliyor. Şampiyon. Tamam kanka, adamı çarptırdım oraya omuz atıp. Leatherface omuz attım lan Borov tasarını alayım diye. Bu tarz küçük püf noktaları zamanla öğrenilecek şeyler. Fakat lütfen bu oyunda takım oyununa önem gösterin. Ölseniz bile her zaman takımınızla birlikte ölmeye veya takımınızla birlikte yaşamaya çalışın. Çünkü asıl o zaman keyfi çıkıyor. Hop, hashtag'le gidelim bakalım. Temel olarak bu anlattıklarımı pratiğe dökebilirseniz ve spotları ezberleyip oraları nasıl kullanmanız gerektiğini bilirseniz gerçekten ve gerçekten oyun sizin için 3-5-10 kat daha kolay olacak. Hem daha fazla keyif alacaksınız çünkü uzun loop'lar yapabileceksiniz. Hem takım arkadaşlarınıza daha fazla zaman kazandıracaksınız. Zaten bu iki sebep yeterli oyunu oynamanız ve öğrenmeniz için. Bu anlattıklarımı çabucak hemen 1 saat içinde tabii ki uygulayamayabilirsiniz. Zaman istiyor, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay. Pratik yapa yapa öğreneceksiniz. Girin, ölün, tunneling, camping hiç önemli değil. Girin, deneyin, rank düşün, gerekirse rank 20'den çıkamayın. Fakat gidip palette bekleyip devirmek yerine bunun etrafında 2-3 tur dön, öyle devir, öl. Dönerken şuraya takıl, öl. Ne bileyim, paleti devireme, hasar al, öl. Ama gidip palette bekleyip düşürüp insanların diline düşme. Palet drop diyor diye insanların diline düşme. Bu oyunda ölmekten korkmayın arkadaşlar. Yere düşmekten korkmayın. Spotları her zaman bonkör harcamayın. Elinizden geldiğince spotları saklayın. Son asılışınızsa, yaralıysanız falan filan gibisinden öyle durumlarda tabii ki spotları bonkör olarak kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yarar.